17 Ağustos, 23 Ağustos yengeç burçlarını neler bekliyor? Şöyle demişim yengeçlere. Ben inandım, yaptım, yaptım. Artık yapacak halim kalmadı. Evet, çok yoğun evraklarınız, işleriniz ve kariyer hayatınızla alakalı da belirlediğiniz planlarınız var ama hep böyle bir borç mücadelesi, onu oraya koy, bunu buraya koy, bunu şöyle buraya koy derken sanki hayatınız o kadar hızlı akıyor ki ben ne gençliğimi ya da ben ne çocukluğumu ya da ne 20 yaşımı ya da ne de 40 yaşımı anlayamadım ya da 60 yaşımı anlayamadım dediğimiz bir böbürleme mi deriz biz buna? Yani böyle bir isyan başlar ya. Aslında o kadar güzel şeyler yaşadınız ki sadece maddi olarak yaşadığınız bu zorluk sizi tamamıyla umutsuzluğa itti değerli yengeç burçları. Başaracaksınız. O kadar güzel başaracaksınız ki Rabbim kapattığı her kapıyı ve inandığınız her kapıyı size açacak ama şimdi pat diye anahtar açılmıyor. Hiçbir şeyde pat diye önümüze para konulmuyor. Evet, çok emektarsınız, hak veriyorum. Ama devletle ilgili beklediğiniz sınavınız, girmek istediğiniz devlet kapınız varsa olumlu. Biraz daha konsantrasyon, enerjinizi oturtun. Ve buradaki eksik gördüğünüz notlarınız ya da bunlar neyse bunları tamamlayın. Çünkü devlet kadrosuna giriş demişim size. Yani demek ki yakın dönemde bir sınavı falan varsa yengeç burçları buna çok güçlü çalışmalı ve bunu başaracak olarak görüyorum. Evli olanlar da şey demişim, uzun süredir aynı binadaki ya da çevredeki insanlardan çok rahatsız olmaya başlamışsınız ve bulunduğunuz noktayı taşımak istiyorsunuz. Ya ben sinirden bir şey yapacağım ya ailemden biri dediğiniz bir noktadasınız. Evet, değişim doğru ama risk almadan ve maddi olarak yorulmadan değişim okey veriyorum. Yani eğer birilerine kafayı sarıp kendi maddiyatınızı mağdur edecekseniz oturun oturduğunuz noktada ama güzel bir ev kapı enerjisi vermişim. Bunu doğru değerlendirdiğinizde evdeki huzursuzluk da düzensizlik de bitecek. Evli olanlara şey demişim, özellikle eşinizin soyundan yaşadığınız bazı haksızlıklar ve sizi duygusal olarak çok fazla çökertmiş. Artık beni biri anlasın. Ben kimsenin kötülüğünü istemiyorum ama insanlar beni sevmiyor. Neden sevmiyor diyerekten böyle bir mutsuzluğunuz var. Aslında sizin çok iyi niyetli ve çok harbi oluşunuz insanların ağrına gidiyor. Ve bir de mimiklerinizden yengeçler yumuşak falan zannederiz ya. Hayır, onlar sert ifade ederler. Ve insanlar bu yüzden yengeç burçlarının ya niye duygusal değil bunlar, niye öküz deriz ya böyle bir tribe gireriz. Aslında onlar içlerindeki o duyguyu, içlerindeki o anı yaşadıkları için fevri olarak sert bir nokta yaşıyor. Biraz anlayın yengeç burçlarını. Çünkü kalp bakışı gözleriyle kalbi aynı bakıyor, dili aynı söylemiyor. O yüzden diyorum. Evli olanlarda da uzun süredir çocukla ilgili muratları gerçekleşmiş olabilir bu hafta. Bunun sevinci ama yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak ya da bir kağıdınız varsa olumlu olarak gelecek. Ve şöyle söylemek istiyorum. Bazı yengeçlerde de şey demişim, sürpriz şehir değişiklikleri ya da mekan ve işinizle alakalı yenilikler ya da uzun süredir iş kapınız ve ortaklı bir iş yapıyorsanız biraz parayla ilgili rahatlama yaşayacaksınız. Bu da sizi motivasyon olarak çok büyük bir aydınlığa kavuşturacak diyorum. Size şey demişim, evinizin her noktasında ya da iş kapınızın her noktasında Fil suresi yazmışım size burada. Ve arkasından da demişim ki 71 adet karınca duası. Çünkü Fil suresini siz kendiniz belirleyeceksiniz ama 71 adet karınca duası bu yanlış anlaşılmaları, kariyerinizle alakalı eksiklikleri tamamlayacaktır değerli yengeç burçları. Ama şey de demişim, duygusal anınız gözyaşı dökebilir. Yani burada beklediğiniz birinden sıkıntılı bir haber alıp depresyonunuza girmenizi istemiyorum. Uzun süredir de evde kayıp bir eşyanız ya da evde biraz eşyalar kırılabilir. Bardak, çanak, ıvır zıvır. Dikkat edin, evdeki insanlar hasar görmesin, mal mülk yıkılsın. Önemli olan sizin canınıza bir şey değmesin. Özellikle yengeç burçlarında anne rahatsızlıkları, abla rahatsızlıkları gündeme gelebilir. Ve özellikle kadınsal ve göğüs bölgelerine dikkat edeceğiz. Evet, 17 Ağustos yaşadığımız Türkiye için çok büyük bir acıydı. Lütfen depremzedelerimize, geride kalanlara ve yetim ya da öksüz olan herkese Allah huzur ve aydınlık da versin. Dualarınızı eksik etmeyin.
Çünkü Türkiye için çok büyük bir acı ve biz yine böyle acılar mutlaka göreceğiz ama ölüm tabii ki var olan bir diriliş. Ölümü inkar edemeyiz ama tabii insanın canı yanıyor kaybettiklerine. Ama hepimiz sonuçta bu bedene veda edeceğiz diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu unutmuyorsunuz. Sevgi ve huzurda son zamanlarda sol 20'lik dişiniz ya da alttaki dişlerinizde bir problem olabilir. Porselen altınızda sıkıntınız olabilir. İhmal etmeyin ya da dolgunuz düşmüş olabilir.